Sağ olsun. Allah razı olsun. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan ve Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, skolyoz hastası olan 13 yaşındaki Efekan Erdem'i yeniden sağlığına kavuşturmak için mücadele veriyor. Gelişme oldu. Florent Nightingale'le ilgili bu doktorun Erdem Gürsoy arkadaşı olduğunu öğrendik. O bizim Asım Bey'le, ilçe başkanımızla Erdem Gürsoy'un arasıymış. O Erdem Gürsoy'a ulaştı. İlk seferinde Asım Bey götürdü gitti. Ve dolayısıyla hoca ben hiç para almayacağım. Hastaneyle de görüşüldü. Sadece masrafları olan işte 15 bin lira civarında bir rakama biz anlaştık. Bodrum Kaymakamlığı ve Konacık Belediyesi işbirliğinde tedavisi yaptırılan Erdem'i Bitez beldesindeki evinde Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan'la Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Efekan'ın durumuyla ilgili bilgiler alan kaymakam ve belediye başkanı, hayati tehlikesi bulunan gencin yeniden sağlığına kavuşturabilmek için kolları sıvadı. MHP ilçe başkanı Asım Başaran'ın da destekleriyle Aralık ayında ameliyatı yaptırılan Erdem'in yeniden ameliyat olması ve bu ameliyatın ardından sağlığına kavuşması gerekiyor. Yani daha önce aynı şirkette çalışıyorduk. Bakalım kısmet olursa. Hangi şirket? Bodrum Kaymakamlığı ve Konacık Belediyesi işbirliğinde tedavisi yaptırılan Efekan Erdem'e doğuştan skolyoz hastalığı tanısı konulmuş ve Erdem 13 yaşına kadar da 8 kez ameliyat olmuş. Doğuştan skolyoz hastalığı tanısı konulan 13 yaşındaki Efekan Erdem'e yapılan tedaviden bahseden Gödek Merdan, Efe'nin özel bir üniversite hastanesinde tedavisinin yapıldığını belirterek şunları söyledi. Efe skolyoz hastası. Özel bir üniversite hastanesinde tedavisi, ameliyatı yapıldı ama ameliyat ve tedavi işlemi devam edecek. Biz de kaymakamlık olarak, devlet olarak Konacık Belediye'mizle beraber tedavisini yaptırıyoruz. İnşallah kısa zamanda Efe sağlığına kavuşur. Biz de bundan büyük bir mutluluk duyarız. Ben kendisine, ailesine, annesine geçmiş olsun diliyorum. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur, tedavisi tamamlanır ve ondan sonra eğitimine devam eder. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Sağlıklar, sıhhatler diliyorum. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosunsa, Bodrum Kaymakamına ve Efe'nin ameliyatı için destek olan MHP İlçe Başkanı Asım Başaran'a teşekkür etti. Efekan'ın daha önce Konacık beldesinde yaşamını sürdürdüğünü, şimdi ise Bitez beldesinde yaşadığını belirten Başkan Mehmet Tosun şöyle konuştu. Evet, ben de önce de Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz bu duyarlılığından dolayı. Efekan bizim bölgemizde Konacık'ta oturuyordu, şimdi Bitez'e taşındılar. Tabii Efe 13 yaşında ve skolyoz hastası, bu sıralar ameliyat ettirilmediği takdirde hayati tehlikede belki ilerleyen zamanda yaşayacak. Bizler hastaneyle falan görüştük. Sağ olsun Sayın Kaymakamımıza da ilettik. Belediye, kaymakamlık işbirliğiyle. Başka yardımcı olan dostlarımız da var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. El birliğiyle inşallah Efe'nin tekrar sağlığına kavuşmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir an önce ikinci ameliyatı da olur. Birlikte top oynarız diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah önümüzdeki süreçteki ameliyatları da atlatarak sağlıklı bir şekilde, mutlu bir şekilde aile olarak hayatlarına devam ederler. Efekan Erdem'in yakınları ise Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan ve Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek Efe skolyoz hastası, Sayın Kaymakamımız ve Başkanımız sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Ve hastanedeki bütün tedavi masraflarını üstlenerek Efe'yi ameliyat yaptırdılar. Ancak birkaç ameliyatı daha var. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak diyerek duygularını ifade ettiler. Efe skolyoz hastasıydı. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız çok sağ olsunlar. Yardımcı oldular ve hastanedeki bütün tedavi masraflarını üstlenerek Efe'yi ameliyat yaptırdık. Daha birkaç ameliyat da var. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak. Skolyoz hastalığı. Skolyoz, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya, yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozdaysa omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner.